Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde countable nouns, countable, uncountable sayılabilen ve sayılamayan isimlerden bahsedeceğiz ve bu isimlerin çoğul olma hallerini anlatacağız. Öncelikle arkadaşlar countable nouns yani sayılabilen isimlerden bahsedeceğiz. İngilizce'de isimler sayılabilen ve sayılamayan diye ikiye ayrılıyor. Sayılabilen isimlere örnek verecek olursak mesela kalem ya da çanta, işte kapı ya da köpek gibi diyelim ki çoğaltılabilen isimlere bir köpek, iki köpek, beş bardak gibi sayılabilen isimler ve sayılamayan isimlere örnek de arkadaşlar. Mesela su, un, ekmek, et gibi böyle bir, iki, üç tane diyemeyeceğimiz çeşitli isimler vardır. Öncelikle arkadaşlar countable nouns yani sayılabilen isimler ve bunları çoğul yapmadan bahsedeceğiz. Sayılabilen isimler nasıl çoğul yapılıyor? Çoğul arkadaşlar plural demek, plurals da çoğullar. Önce sayılabilen isimler ve bunların çoğul hallerini anlatalım. Çoğul isim yapmak arkadaşlar İngilizce'de biraz değişik yapılıyor. Yani Türkçe'deki gibi sonuna ler veya lar ekleyerek çoğul yapılamıyor. Çeşitli takılar alarak çoğul yapılıyor. Düzenli ve düzensiz olmak üzere bunlar da ikiye ayrılıyor zaten. Düzenliler sonlarına bazı takılar alarak mesela burada olduğu gibi nouns'taki ler'lar eki alırlar. Bunların da çeşitli kuralları vardır. Düzensiz olanlar da arkadaşlar tamamen kendine özgü halleri vardır. Bunları bu dersimizde birlikte göreceğiz. Birinci maddemiz arkadaşlar çoğul yaparken dedik ki düzenli ve düzensiz isimler vardır ve düzenliler de çeşitli şekillerde çoğul yapılırlar. Diyoruz ki arkadaşlar birinci maddemizde genellikle ismin sonuna s takısı eklenerek çoğul yapılır. İsimler İngilizce'de genellikle sonlarına s takısı eklenerek çoğul yapılır. Kesme işareti yok arkadaşlar. İsmin sonuna genellikle s takısı ekleyerek çoğul yaparız. Şimdi arkadaşlar İngilizce'de bilmemiz gereken çok önemli bir kural var. Örneklere geçmeden önce onu anlatayım arkadaşlar. Bir ismin önünde sayılabilen çoğul bir ismin önünde birden büyük bir sayı varsa arkadaşlar mesela 2, 3, 4 mesela 2 kalem dediğimizde Türkçe'de 2 kalem diyebiliyoruz. İngilizce'de şu kural çok önemli. 2 kalem diyemiyoruz. 2 kalemler dememiz lazım. Yani çoğul yapmamız lazım. Ya da 2 kedi, 2 kediler diyemiyoruz. 2 kedi diyemiyoruz. 2 kediler demek zorundayız. İngilizce'de bu kuralı bilirseniz bu derste başarılı olursunuz. Konuşurken de bunu muhakkak göz önünde bulundurmamız gerekir. Yani bir ismin önünde birden büyük bir sayı varsa 5 ağaç diyemiyoruz. 5 ağaçlar, o ler'lar ekini eklememiz lazım muhakkak. Şimdi bu ler'lar eki nasıl yapılıyor onu birlikte görelim arkadaşlar. Singular dediğimiz tekil demek. Ve bu tekil ismi diyelim ki çoğul yapmak istediğimizde nasıl yapıyoruz? Plural. Evet, genellikle sonlarına s takısı ekleyerek çoğul yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi örnek verelim mesela. A boy. Boy ne demek? Erkek çocuğu olan. Mesela erkekler olanlara, erkek çocukları dediğimiz zaman ne diyoruz? Boys diyoruz arkadaşlar. Sonlarına genellikle s takısı ekleyerek çoğul yaparız. Mesela a door. Bir kapı. Kapılar dediğimiz zaman ne diyoruz? Hemen kapıların sonuna bir s ekliyoruz. Yani sadece s takısı ekleyerek çoğul yapıyoruz. Mesela cat. Bir kedi. Kediler diyeceğimiz zaman ne diyoruz? Cats diyoruz. Umbrella. Tabi umbrella derken arkadaşlar bir şemsiye diyeceğimiz zaman umbrella diyemiyoruz. An umbrella diyoruz. Çünkü A harfiyle başlıyoruz okumaya. O yüzden araya bir ünsüz koymamız lazım. Bir, ikisinin anlamı da aynıdır. Bir demektir. Bunları biliyorsunuz. Sonra bunu çoğul yaparken ne diyoruz? Şemsiyeler demek istediğimizde umbrellas diyoruz. Umbrellas. Yani arkadaşlar şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Genellikle isimleri çoğul yaparken ler'lar eki arkadaşlar s harfidir. Bunları ekleyerek tekil isimden çoğul yapabiliyoruz. Bu örnekleri istediğimiz kadar çoğaltabiliriz. Şimdi arkadaşlar
Özellikle boy mesela, key bir anahtar. Buradaki y harflerine dikkat etmenizi rica ediyorum. Daha sonraki maddelerde karşımıza çıkacak. Bunun nasıl değiştiğini, farklı bir kullanımı da vardır. Y harfi İngilizce'de önemli bir harftir. Kelimenin sonunda olduğunda çeşitli durumlara geliyor. Mesela key, keys, bir anahtar. Keys dediğimiz zaman da anahtarlar demek istiyoruz. Bunlar bu şekilde çoğaltılabilir. Şimdi başka bir örneğe, başka bir maddeye geçelim. Ve daha farklı çoğul nasıl yapılır onlara bakalım. Evet, ikinci maddemiz de arkadaşlar, kelimenin, bir ismin sonunda arkadaşlar, S, yani S harfi, sonra double S, çift S, SH, yani S ve H harfleri, bunlar bir kelimenin sonunda olursa, CH, C ve H harfleri, O, X, X harfi, O harfi biraz farklı bir kullanım tarzları vardır. Onları değineceğim arkadaşlar. X veya Z ya da Z harfi. Bir kelimenin sonunda bu harflerden biri varsa arkadaşlar. S, double S, SH, CH, O, X veya Z. Genellikle arkadaşlar O da, O genelliklerdir. Bir onun istisnaları da vardı çünkü. Sonlarına arkadaşlar, bunları çoğul yaparken bunlardan birisi varsa kelimenin sonunda, bir ismin sonunda nasıl çoğul yapıyoruz? E ve S ekleyerek çoğul yapıyoruz. Yani zaten diyelim ki şurada S var, burada S var. Bu da Ş harfidir, bu da Ç gibidir. Bunlara araya bir E harfi koyarak sonra S'yi ekliyoruz. Mesela E bus, bir otobüs. Bir otobüs. Otobüsler dediğimizde ne yapıyoruz? Yanında, otobüsün yanında birden büyük bu E arkadaşlar. Aynı zamanda anlamı one'dır biliyorsunuz. E bus, one bus. Otobüsler dediğimiz zaman ne diyoruz arkadaşlar? Buses. Sonuna es ekliyoruz ve böylece çoğul yapıyoruz. Farkı nedir yukarıdakinden, bir önceki maddemizden? Normalde mesela şu bus kelimesini arkadaşlar, diyelim ki genellikle hani bir önceki maddede diyorduk ki sonra S ekleriz. Böyle bir şey yaparsak bu sefer kelimenin anlamı bozulur ya da kelime anlamsız hale gelir. Dolayısıyla zaten bir S var, araya ES, E harfini koyup yapıyoruz. Mesela E class ya da E glass, işte double S ile biten herhangi bir kelimeyi çoğul yaparsak, sonu çift S ile biten herhangi bir kelimeyi çoğul yaptığımız zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? Yine i ve s ekleyerek çoğul yapıyoruz. Class, sınıf, sınıflar demek istediğimiz zaman classes diyoruz. Mesela sonu ş ile biten bir kelimemiz brush. S ve h, sh. Yan yana geldiklerinde ş sesini çıkarırlar genellikle. A brush, bir fırça. Fırçalar demek istediğimiz arkadaşlar, ne diyoruz? Brushes. Bus'ın hemen anlamını yazalım arkadaşlar. Otobüs, class, sınıf biliyorsunuz. Brush da fırça. Peki, sonu ç, s ve h ile biten kelimelere bakacak olursak arkadaşlar, ch ile, yani ch, c ve h ile biten kelime. A church mesela. Church kelimesi arkadaşlar kilise anlamındadır. Kilise. Kiliseler demek istediğimiz zaman, bu ismin çoğul yapmak istediğimizde ne yapıyoruz? Sonuna es ekliyoruz arkadaşlar. Churches. Bunda arkadaşlar dikkat etmemiz gereken şey, sonu ş veya ç ile biterse arada mesela bas, basses, classes, bir ız sesi, churches, brushes, churches, ız sesini çıkarıyoruz. Brushes, churches. Mesela a watch. Watch fiil anlamı arkadaşlar izlemek demek. Tabii biz burada fiil kullanamıyoruz. İsimleri çoğul yapabiliyoruz. Fiiller çoğul yapılmaz çünkü. A watch dediğimiz zaman kol saati demektir. Peki kol saatleri demek istediğimizde mesela ne diyoruz? Watches.
Dikkat edin.